Hayırlı günler arkadaşlar. Fatma Hobigram YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz BİM'e alışverişe geldik. Bu bizim mahallemizdeki BİM. Ben hem etrafı çekeyim dedim. Şöyle burası ana sınıfı. Biliyorsunuz burası da Erzincan. Biz Erzincan'dayız şu anda. BİM'de BİM'in yeni şekli siyah şekilde yapıyorlar. Bu şekilde BİM. Burada cami var. Bakın. BİM cami. Ana sınıfı. Ve bu ileriye doğru biz şimdi yürüyeceğiz. Yürürken ben videoya da devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar, giderken burası kültür merkezi. Yine mahalledeki. Yol şöyle giderken burada bir milyoncu vardı ve oraya uğrayalım dedik. Böyle bir milyoncuya geldik. Böyle yine yol boyu ilerliyoruz. Şöyle arkadaşlar. Erzincan çok sıcak bir memleket olsa da, karasal bir iklim. Fakat gerçekten insanların emeğiyle yeşermiş bir memleket. Şöyle her evin önünde mutlaka herkesin bir bahçesi var. Şöyle bakın. Bu arada da benim kız. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, evlerde çok güzel acem borusu denilen çiçekten. Şöyle yine o kadar düz bir yol var ki arkadaşlar, sadece gidiyorsunuz, dümdüz sadece gidiyorsunuz. Çok böyle bir yere sapmadan genelde evlerde, bahçeli yolun kenarlarında böyle. Normalde diyorum ya, çok beğeniyorum. Şu da arkadaşlar bakın, dut ağaçlarını böyle file koyuyorlar ve bu fileyle dutlar yere dökülmüyor. Bu filelere dökülüyor. Bakın şöyle, ben size fileyi yakından göstereyim. Böyle filelere dökülüyor. Ağaçlar filelenmiş. Ben böyle yürüdükçe biraz çekeyim istedim. Şimdi yine önümüzde kayısı kasaları var. Şimdi arkadaşlar, burası çok fazla kayısının olduğu ve kayısı kurularının yapıldığı bir memleket. Fakat meyve suları da yapılıyor. İnsanlar kayısıları yarmakla, böyle yarma deniyor ona, baş edemedikleri zaman şöyle kayısıları satıyorlar. Bakın buradaki kişi kayısıları alan kişilerden. Bakın şu ileride de var kasalar. Getiriyorlar buraya kilosu. Kilosu 1 TL. İşte 10 kilo, 15 kilo günlük yere dökülenleri getiriyorlar. 10 kilosu ne yapar? 10 TL. Bakın şöyle. Sonra bunlar meyve suyu fabrikalarına gidiyor. Burada var meyve suyu fabrikası. Şöyle arkadaşlar, burası kayısı bahçesi diye düşünüyorum. Farklı bitkiler de var da. Kayısı bahçesi. Benim kız da yoruldu, orada oturdu. Annesinin balı. Hadi bir el salla. Sonra yine arkadaşlar devam ediyoruz. Şu şekilde.
Diyorum ya arkadaşlar, yol boyu şöyle geldik. BİM'den beri yürüyoruz. Gelirken otobüste geldik. Fakat dönüşte yürüyelim dedik. Yol boyu dümdüz. Erzincan gerçekten çok düz. Çok güzel bir şehir. Ben kendim Erzincanlı değilim ama buraya evlendim de yazın geliyorum. Ama çok sevdiğim bir şehir. Geldiğim zaman da geleceğim zaman da iple çekiyorum. Şöyle evler genelde bahçeli. Evlerin niyeyse arsaların tam ortasına kondurulmuş bir ön bahçeleri var. Bir de arka bahçeleri var. Demek ki öyle daha mı kullanışlı oluyor? Öyle yapıyorlar. Yani bizim evler de öyle. Ön bahçeler, arka bahçeler.